gerekiyor kanki. Selam kanalıma ve hayatıma hoş geldin. Bugün nasılsın? Umarım iyisindir. Direkt konuya giriyorum. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Çünkü. Kimler geldiler? Selam. Karşıda mevzu var. Onu izliyoruz da. Eren de burada. Ero. Zabıta gelmiş ama bir dakika sokağın halini bir göstereceğim. Tabii. Göstermek istiyorum. Gene ben patoslama daldım bu arada videoya. Yani bakar mısın? Bak. Her yerde koli. Şuradaki... Hiçbir yere araba park edemiyoruz. Ayrıntıyı fark ettin mi? Ne? Kolinin arkasına bak. Hangi? İki tane bir şey var orada. Alkol şişeleri. Onları dün gece başkaları bıraktı ama. Zabıta geldi. Şimdi niye geldiğini bilmiyoruz. Kim şikayet etti onu da bilmiyoruz. Şikayet üzerine mi geldi o da bilinmiyor. Ama gerçekten mahalleyi işgal ettiler yani. İşgal ettiler. Ya şimdi onların yapabileceği bir şey yok ama dikkat etmek zorunda herkes. Ve burada bir yamyam adam var. Ama onu buraya gelmişken berbere göndereceğim. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz de. Söz. Gezme kanka böyle. Çim adam gibisin. Şimdi ama şöyle bir şey oldu. Biz Sinan'la Deniz'i evde bırakacağız. Bizim acil bir görüşme yapmamız gerekiyor birisiyle. O yüzden Ufuk Amca'nın dükkanına gideceğiz. Sakın yaramazlık yapmıyorsunuz. Sakın yaramazlık yok, tamam mı? Bak uslu uslu oturuyorsunuz. Kavga dövüş istemiyorum. Evi de dağıtmayın. Tamam mı çocuğum? Oyuncaklarla müsle oynuyor. Yok oyuncak. Miyiz? Dağıtıyorsunuz, toplamıyorsunuz sonra. Legolarla müsle? Hayır. Ayağıma batıyor. İçinde lime. Sen de duy kız. Şşt. Sen de duy. Yaramazlık istemiyorum. Uslu uslu oturuyorsunuz. Sen uslu uslu oturuyorsunuz biz gidince. Evi dağıtmıyorsunuz. Tamam mı? Tamam, oyuncakları anne. Asla dağıtmıyorsunuz. Tamam, dayak yersiniz benden tamam, gelince. Yalnız şey birkaç video önceki Betül'e dönmedin mi? Evet. O bana yapıyordu ben sana yapıyorum. Ben onun evladıyım. Neyse biz çıkacağız. Çıkınca görüşürüz. Mutfağı da böyle bırakıyorum geldiğimizde. Çünkü yemek pasta olacak. Öptüm. Ya ben niye bu adamı bekliyorum ya? Bak gene hazır kıta. Ben niye bu adamı bekliyorum? Niye biliyor musun? Ben çalışıyorum çünkü sen evdesin. Ben çalışıyorum sen evdesin. Geleli kaç saat oldu? Bakıma önem veriyorum. Ben sana oraya ne güzel tişört çıkardım. Gidiyorsun niye ameli ameli şeyler giyiyorsun ya? Yani? Sana ne ya? Tarzım doğru, bu. Bana ne? Bana ne? Tarzım bu. Tamam. Vallahi ki ben pes ettim oturdum. Ben de pes ettim yaptım. Vallahi pes ettim oturdum. Çıkınca görüşürüz bari çıkabilirsek inşallah. Çok bakın yanımda kim var? Ama evet. Ben... Ver bana. %50. %60. Merhaba arkadaşlar. Evet yani. Yine ben. Bu başımın şey belası yine geldi bak. Ayrılamıyorum buradan kopamıyorum. Bir tanecik abisi var ne yapsın o da işte. Aynen öyle aynen. Aynen bir tane abim var. Bu da burada. Bensiz olur mu şey? Kambersiz falan. Geldik biz yine mekandayız. Lanet olsun ya. Çok mu yakışıklı? Çok yakışıklıyım. Ufuk abim Edis'e benziyor mu? Birkaç yorum gelmiş Edis'e benzetmişler de Edis ben... kim ben tanıyor muyum? Şarkıcı abi. Soralım benziyor muyum? Obala benzesin ya yaşı kaç Edis'in? Küçükse Obala benziyordur ben ona değil. Ya onu mu tartışalım şimdi gerçekten? Yaşı kurtarmamız lazım yaşı. Ay biz geldik şimdi biraz muhabbet ediyoruz. Sonra evde Denizler bekliyor. İşimiz bitince hop onların yanına geçeceğiz ve güne devam edeceğiz. Çünkü gece yeni başlıyor aslında. Şimdi bizim görüşmemiz bitti. Görüşmeden çıktık ve gene check-up'a gidiyoruz. Çünkü Deniz de çok seviyor. Ona da söz verdim. Dedim gidince alırım sana yersin diye. Yalnız değil ben varım. Kesinlikle. Aa ben geldim kameranın ışığı açıldı gördün mü? Aynen. Çünkü sen karanlıksın ya. Işık basmak zorunda kaldı. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Bak burası benim büyüdüğüm sokak. Doğduğum andan 6 yaşıma kadar şu binada. Bunun yanındaki binadaydık. Öyle şimdi check-up'a gidiyoruz. Ya biz yerimizi de alıyor muyuz kendimize? Evet. Mecbur yani. Alacaksın. Aç mı kalalım? Evet bugün çünkü çok yoğundum ben. Video atıştırmam gerekiyordu. Onu falan yaptım. Yemeklik markete de çıkmaya fırsatım olmadı. Yemekliğim de yoktu. O yüzden böyle telafi edeceğiz bugünü. Yarın artık güzelce yemekler yapılır. O yüzden gidiyoruz. Ve evimize geldik artık değil mi? Geldik mi evimiz? Ay şimdi telifsiz geldik. Müzik zaten sıkıntı geldik. Yok video koyuyordun. Olsun çok var diye sesi. Denizciğim. Mahvolmuş çünkü fırsattan istifade edit yapmaya başlamış. Bak her ne kadar MacBook Air'de kullansa kadın Premiere Pro'da edit yapıyor.
Neden? Ne sandın? Çünkü ailemizin programı. Şimdi bir şey soracağım. Adama beni bul. Biz dışarıdayken kanki mutfağı toparlamış. Şimdi geldik, yemek falan yedik, biraz dağıttık ama buraları hep toparlamış ve zaten kendi vloguna da çekmiş sanırım. Ben de bilmiyorum nasıl yaptığını, hep beraber izleriz. Hadi o vlogu ne zaman açacak bilmiyorum. Eren kopuyor. Eren sana bağlı. Bu kadar kopmak yeter. Şimdi biz biraz sohbet edelim. Çünkü bugün... Ben sütü bıraktım, bu migren taşına başladı. Şimdi bu bağlantıyı nasıl kurdun? Bana bir anlat. Hayır. Rüyalarıma giriyor. Nasıl artık kurdun? Rüyalarıma giriyor inek memeleri. Emmek istiyorum. Bak şurada çıkıyorlar balonda. Duydun mu ne dedi? Emmek istiyorum dedi. Öyle ama. Aşkım sütü çok özledim. Eren bir bardak içebilirsin. Biz sana hiç içme demedik ki. Tamam. Sanki biz buna hiç içme dedik ya. Neyse ne diyordum ben? Ha, denizler geldi bugün. Ben hemen oturdum. Videomu editlemeye başladım. Bilmem ne derken saat geçti. Sonra Eren geldi. Duşa gir. Hazırlan. Et çık. Git de gel. Derken ancak müsait olabildik. Geldiklerinde bir kahvaltı faslı falan oldu zaten. Oraları çekemedim çünkü tipim çok kötüydü. Her neyse, o yüzden diyorum ki şimdi biz biraz muhabbet edelim. Sonra bakalım ne yapıyoruz. Çünkü ben de bilmiyorum yani şu anda çok da bir vaat vermenin anlamı yok açıkçası. Geliyor muyuz bir saniye sonra? Saat bayağı geçti. Herkes kendi derdine düştü. Deniz'in Instagram'ında sıkıntı yaşandı. Çünkü bunun sebebi de benim. Telefona bağlanman gerek. Bekle ben açayım. Yok Sinan'ınkinden gel. Oradan niye çıkış yapıyorsun güzel kardeşim ya? Neyse biz şunu bir çözelim. 2 hours later. Bana tek bir kelime etmeden saati söyleyin. 4. Kaç? 4. Kaç 4? Yani bu neyin 4'ü bu? Gecenin 4'ü. Hani peki burada yapsan ne oluyor? Sağlıklı besleniyoruz. Evet. Tereyağı da ekmek falan kızarttık çünkü çok sağlıklıyız değil mi? O sabaha. Bir şey söyleyeceğim ben şimdi. Tipim çok kötü. Yine her zamanki gibi özür diliyorum. Hadi kapat. Koltukta sızmıştım. Boynum falan yani çok kötüydü. Benim yüksek odasında klima çarpıyor. Deniz bana bir masaj yaptı Bengay'la. Ay Allah razı olsun. Ben Eren zıpkın gibi oldum. Eren bayıldı. Eren uyudu bu sefer. Hocam bana yapalım. İstemedim. Yap. Sonra tartışın arkadaşlar. Ondan sonra tabii gecenin bu saat olunca da yemeği derken yiyince karnımız böyle acıkmadı değil. Ondan sonra böyle. Ben efor sarf ettim ondan. Ne yaptın? Efor sarf ettim. Vay sana kıyamam. Böyle. Ama bir şey söyleyeyim çok güzel gözüküyor. Ay aslında hiç gözükmese de ton balığı var bunda. Var ama. Var ama göstermiyor kendini. Utanıyor. Onu da benden aldınız. Deniz'im ya ben azıcık aldım koklattım. Vallahi kapattım. Çok özür dilerim. Deniz'in bu yaptığı şey için ben çok özür diliyorum ve Deniz'in adına çok özür diliyorum. İkinci günden selam. Dün gece en son burada bir salata partisi yaptık. Sonra ben mutfağımı temizledim çünkü maalesef mutfağı sabah öyle görsem çok üzülürdüm. Ama şu anda fena değil. Şimdi ben uyandım. Biraz geç uyandım. Saat 12.30 falan. Kahvaltı hazırlayacağım. Denizli Sinan uyuyor. Hiç onları rahatsız etmeyeceğim. Şimdi kahvaltıyı hazırladıktan sonra uyandırırım diye düşünüyorum özellikle Deni. Ay çok geç yaptık. Niye öyle oldu bilmiyorum. O yüzden şimdi ben kahvaltımı hazırlayayım. Ya kahvaltı ederken ya kahvaltıdan sonra muhakkak görüşürüz. Bugün Deniz'le birkaç bir şey yapmayı planlıyoruz. Gerçekleştirebilirsek burada seninle beraber yapacağız. Hadi bakalım başlayalım kahvaltı hazırlığına. Şey yapacağım, krep yapacağım, patates kızartacağım, domates, salatalık, peynir, kaymak, bal, Nutella. Yeter mi? Eğer farklı bir şey isteyen olursa onu da yaparız. Görüşürüz.
Krepler. Harbiden. Cincuk krepler. Sen bunu yiyeceksin. Bu Deniz'in krebi. Deniz bu krebi yiyecek. Evet. Sadece bu kahvaltıda. Al. Tabağına da koydum onu. Göstereyim tabağında da. Şurada bir nokta. Ay pardon. Şurada bir nokta. Hadi üstüne bunun ne sürüyorsan sür ye çabuk. Evet. Doğmaz. Hemen. Afiyet olsun. Ay kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Beni bu tüple çekmeseydin. Tamam. Çekecek kitap. İnanın. Salak ya. Hadi hadi yemek hadi kahvaltı hadi hadi kankiyle kahvaltı. Ekmeğe şimdi kalktık. Ben güya kahvaltıyı hazırladıktan sonra uyandıracaktım ama o geldi beni korkuttu. Kapıda zebellah gibi dikildi, aklım çıktı. Evde de birisinin olduğunu unutmuşum. Ondan sonra birlikte kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik. Sonra kızartma yaparken, patates kızartırken birden durduk yere hiçbir şey yok. Ha, var mıydı hiçbir şey? Yoktu. Çat dedi, bomba gibi patladı. O yüzden halı mahvoldu tabii ki. O yüzden buranın halısını yıkadım. Sonra sağ olsun Deno da mutfakta yardımcı oldu. Ama iş bitiyor mu kankim? Kendim de yıkadım. Yani ondan sonra dedik ki Sinan zaten uyuyor. Gece mesaisi olduğu için uyuyordu. Dedik şöyle bir duşa girelim çünkü çok fena terledik. Bir de hem ocak çalıştı hem biz hareket falan bir sürü şey. Şimdi de Eren bir saate çıkacakmış. Hemen ocağa yemek koymam lazım. Sonra da öyle biraz dışarı çıkacağız çünkü. Ne yapacağım? Etli nohut pilav yapacağım. Herkes onayladı menüyü. O zaman hemen etlerimizi doğramaya başlayalım. Bu evde annem dışında ilk düdüklü Deniz kullanıyor. Ben korktuğum için kullanamıyordum. Vaktimiz yok dedi. Başlarım sana dedi. Çıkar şu düdüklüyü dedi. Sistemi Karacan'ın her zaman aynı. İlk başta düdüklüyü de buhar kısmına geçiriyorsun. Şuradan buhar çıkmaya başladıktan sonra... Bunun altını açayım mı hocam? Aç. Çok açma. Öyleyim mi? Yarım ayar. Buharı çıktıktan sonra et pişireceğin için ikiye getiriyorsun. Zaten numaralı. Ses geliyor. Gelecek su yıkadık herhalde. Buradan buhar çıkınca ikiye getireceğiz. Sonra süre tutmaya başlayacağız. Şu an süre tutmuyorsun. Ne süresi tutacağız? Pişme süresi. O da 15-20 dakika etin pişme süresi. Şimdi bu ötmeye mi başlayacak? Hayır, şuradan buhar çıkacak. Sonra ben bunu ikiye çevireceğim. İkiye çevireceksin. Ne tarafa doğru çevireceğim? Böyle. Böyle. Şu an çevirmeyiz de. Bence bak, zaten ok yönleri gösteriyor. Böyle çeviriyorsun. Bak ok burada. Buradan böyle buraya. Buharı çıktıktan sonra 15-20 dakika tutuyorsun. Olsun, ben gene uzakta durayım ben. Patlamaz bunun. Bunların patlama riski 0-0-0. Ama insanlarınki patlıyor. Ama o eski sistem. O da niye patlıyor biliyor musun? Onun da hatasını söyleyeyim. Gene insanların hatası. Niye? Abi sen daha düdüklünün içindeki buhar boşalmadan kapağını açarsan tabii patlar.
Onun içinde bir basınç var. Bunu yapmayın. Seninki videoda bahsetmiştin patlamış. O niyeydi? O niye patladı? Ben maksimum seviyesini geçtiği için deliklerinden musluk püskürleri çıktı. Neyse hadi bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Allah bakalım. Çünkü ben eti kaynatıp nohuta ekliyorum. Çünkü diğer türlü sert oluyor kavurunca. Ama vaktimiz de yok. Çünkü ben normal tencerede 2 saat kaynatıyorum. Nohutu bunda yapıyorsun. Nasıl? Nohutu da bunda yapacaksın. Hayır ya. Evet bunda yapacaksın. Kız bir şey, ben bildiğim sistem yapayım. Nohutum zaten haşlanmış. Tamam bunda yapacaksın ama. Cidden bunda yapacağız. Daha onun lezzetine varınca bak bundan vazgeçebiliyor musun? Yok geçerim. Geçemez. Ben bu korkuyla geçerim. Neyse teşekkür ediyoruz kanki yani sana. Rica ederiz. Ay bir şeyler oluyor burada. Buharlar çıkıyorlar. Çok dertleşemiyorum. Böyle o. Şimdi ikiye mi alayım? Şimdi değil. Biraz ne zaman? Daha kaynasın. Ay çok korkunç. Ne olursun biz sana zarar vermeyeceğiz. Sen de bize zarar verme olur mu? Kanka dikkatli ol. Yapma. Yapma. Ya sen niye bir panik ediyorsun? Ben bir tırsıyorum çünkü. Kanka. Hadi havlu gel. Vereyim mi eline? Ben panik et. Dur eline havlu vereyim bir dakika. Al, onunla attır. Bu arada kapatınca asıl basınçla patlar. Mantık. Bu arını kapatmadan attır sen de. Çıkardım. Bence biraz daha kısıyorum onun altını ben. Kısık zaten ki. En kısıktaymış. Tamam. Şu an pişiyor. 15 dakika tut. Ama 2'de tutmadık onu. Gelmedi mi? Sinan çağıralım mı? Tam mantığı çözdüm. Buhar boşaltma seviyesi bu. Şu an pişiyor bu. Şimdi mi pişmeye başladı? Evet. 15 dakika mı tutacağız? Evet. Ay tamam sen. Ben niye düdüklü konuşuyormuş gibi onu tutacağım sürekli? Bunu elime tutuşturmam peki. Kanka hayır buharı elini yakmasın. Parmağına sardı. Aklıma o buhar geldi. Buhar boşaltma bu. Tamam. Şu an senin normal düdüklün pişiyor. Bu. Hiç bilmiyorum. 3 yıllık evliyim. Kasım'da 3 yılım bitiyor Allah'ın izniyle. 3,5 senelik evliyim. Annem geldiyse kullandı. Ben elimi sürmedim. Neyse. Kimler gelmişler? Yatan bir Eren geldi. Eren hep yatan Eren. Bundan sonra Eren'in adı Eren Kıvanç değil. Eren yatan. Tamam da. Engin Altan düz yatan. Eren süt düz değişti mi şimdi? Eren Kıvanç. Bir süt firması. Şimdi. Er aşkım geldi. Sağ olsun. Erim. Erom. Geldi. Allah razı olsun. Bugün de boş geçmedi bu evi. Teşekkürler. Ama biz Deniz'de bütün planlarımız alt üst oldu. Dışarı çıkamadık. Düdüklü tencere faciasından sonra. Ay neler oldu neler hiç oldu. Hiçbir şey olsun ya. Evet. Ben boşuna düdüklüden korkmuyormuşum yani. Bunu anladım. Çeyiz'e boşuna almışım. Tencereyi aynen. Verelim. Aynen. O yüzden şimdi bizim planlarımız alt üst oldu. Bayağı mutfağı falan baştan temizlemek zorunda kaldık. O yüzden dışarı çıkamadık. Birkaç bir şey planlıyorduk, yapamadık. Onun yerine şimdi Deniz'e kirpik lifting yapacağım. Çünkü biliyorsun zaten benim kirpik liftingimi videomu izlediysen birkaç kullanımlık. O yüzden şimdi Deniz'e kirpik lifting yapacağım. Ama ben çekmeyeceğim. Deniz çekecek kendi kanalı için. Eğer Deniz'in kirpiklerini ben şimdi gösteririm. Sonucunu merak edersen Deniz'in kanalına abone olursun. O bu videoyu paylaştığında, yani şimdi çekeceği videoyu paylaştığında da etkisini görmüş olursun diyeceğim ama ben seni mecbur yarın çekeceğim. Kimse görmeyecek kirpiğimi. Göstermeyeceğim, böyle konuşun. Yayı. Şimdi bak, Deniz'in kirpikleri var, yok değil ama kimse ispatlayamaz olduğunu. Kirpiğim var, yemin edebilirim ama yok. Şöyle bak, düz bak, düz buraya bak. Bir dakika. Böyle baktığında ya aslında var belli oluyor. Evet ama çok düz olduğu için rimel sürdüğünde bir manası yok. Boşuna şöyle, rimel kullanıyor. Tutamıyorum ki. Şimdi o kirpikleri Allah'ın izniyle kıvıracağız. Benim son halim de bu şekilde. Böyle şeyler olabiliyor. Sıkıntı değil. Senin için olur. Canımıza bir şey gelmesi yeter. Şimdi biz gidelim. Deniz'in kirpikleri de kıvıralım ve sonra tekrar gelelim. Görüşürüz. Tipe bak ya. Bu durumdayız. Şimdi birincisini uyguladık. Bitti. İkincisini uyguladık. Bir 10 dakikada böyle bekleyeceğiz. Bir 10 dakika daha kalıyor bundan sonra.
Ben çok merak ediyorum sonucu. Burada çekiyoruz tabii ki de Deniz'in kanalı için. Ve işlem başarıyla sonuçlanmıştır. Sor kanki sor. Emin misin? Gösterelim mi? Problem yapmam mı? Gösterelim. Buna da göster. Çünkü benden önce yayınlayacak. Koca yürekli kadın be. Şöyle şuraya gel. Yukarı bak. Kefim varmış. Bize doğru bak. Hiç gözükme. Bize doğru. Ya, şu objektife bakar mısın? Dur yakından alacağım. Hiç gözükmeyen kirpikler. Nasıl meydana çıktı? Gözüm şaşılışıyor. Şimdi 24 saat boyunca su değdirmeyecek. Evet. O özel rimel de sürmeyecek. Ama maskara rimel uygulamasından yarın sonra... Yarın makyaj yapınca görürsünüz. Aynen. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Bu videoyu burada kapatıp yarın yeni bir video başlatacağım. Çünkü yarın uzun bir gün olacak. Bu videoda böyle salkım saçık uzasın istemiyorum. İnşallah keyif almışsındır videomdan. İnşallah hoşuna gitmiştir. Buraya kadar izlediysen de çok ama çok teşekkür ederim. O yüzden hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve videoyu beğendiysen aşağıda bulunan butonlardan beğene tıklamayı unutma. Bu beni çok mutlu eder. Çok teşekkür ederim sana. İyi ki izledin. İyi ki benimleydin. İyi ki bu anlarıma sen de ortak oldun. Seni çok seviyorum. Şimdilik bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Hadi sen de hoşça kal de. Bay bay. Hoşça kal de dedim. Bay bay diyorsun. Ben hadi hoşça kal de. Hoşça kal. Hadi bay bay de. Bay bay. Ya seni çok seviyorum ben ya. Ay kurban oldum. Bakayım senin kirpiklerin nasıl. Ya tipe